Efendim herkese yeniden merhaba. Ben Ardan Sentürk, M5 Savunma ve Strateji Genel Yayın Yönetmeni. Mütevazi fakat her geçen gün daha iddialı ve büyüyen bir grubuz ve biliyorsunuz gerek M5 Prime, gerek M5 Ulusal Güvenlik Savunma ve Strateji Kağıt Baskılı Dergisi, m5dergi.com'daki internet yayıncılığı ve özellikle de kitap yayıncılığı konularındaki gelişmeleriyle bu grup Türkiye'nin 21. yüzyıldaki yayıncılık zeminine çok uygun bir gelişme gösteriyor. Bizlere göstermekte olduğunuz destek için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle haftada bir sizlerle paylaştığım analizlere gösterdiğiniz ilgi hem benim hem de çalışma arkadaşlarımın da morallerini hayli yükseltiyor. Bir dakikalık süremi doldurdum ve şimdi esas konuya geçmek istiyorum. Grubumuzla ilgili bilgilerden sonra. Büyük bir kuraklık yaşıyoruz. Bu Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli bir cümle. Özellikle bilim adamları ve uzmanlar iklim değişikliği diye adlandırdığımız sürecin son 3 yılda bütün bölgelerde ciddi yağmur düşüşlerine yani yağmur azalmalarına neden olduğunu özellikle bugünlerde Afrika'da Somali ve Latin Amerika'da Arjantin'in yaşamakta oldukları deneyimin gerçek anlamıyla insanlığın geleceği açısından çok ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade ediyorlar. Yani suyun azalması. Suyun azalması aynı zamanda tarım üretiminin de azalması. Hele hele Ukrayna Savaşı nedeniyle gübre fiyatlarında inanılmaz darbeler yemiş çiftçilerin bir de su sorunuyla karşılaşmalarıyla dünya gıda fiyatlarının büyük ölçekte artması ve hatta bölgesel açlık tehlikelerinin doğmasına neden olacak. Niçin buradan girdim lafa? Çünkü önümüzdeki yıllarda debileri düşse bile yani toplam taşıdıkları su miktarları düşse bile su kaynakları tıpkı 20. yüzyılın başındaki petrol kaynakları gibi yeni savaşlara yol açabilecek bir kimlik taşıyacaklar. Bunun en net ve en yakın örneği Mısır'ın bir Nil Nehri sonlanıcı ülkesi olarak komşusu Etiyopya ile yaşamakta olduğu Büyük Rönesans Barajı krizi. 3 yıldır bütün çabalara rağmen bir türlü masaya oturamayan ve sonuç itibariyle Etiyopya'nın çok zayıf kamu bütçesiyle başardığı yüksek bütçeli bu barajın su tutma sürecinde neredeyse savaş noktasına kadar gelen bir ilişkiler ağı yaşandı. Gerçi krizin başlangıcından itibaren Sudan yönetimini bir Arap dayanışması çerçevesinde yanında görmeye alışmış olan Mısır yönetimi, Ocak ayının sonlarında Etiyopya ile Sudan'ın barajın sularının regülasyonu yani işletmesi konusunda yaptıkları anlaşmayla yalnız kalarak büyük bir şok da yaşadı. Fakat bu esasında 2,5 yıldır Arap dünyasının arka kulislerinde yaşanılan ve doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir gelişmeyi durdurmuyor. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri üçgeninde geliştirilen yeni tür Arap milliyetçiliği, esasında aynı zamanda bir tür su milliyetçiliğine dayanıyor. Yani Mısır'ın Etiyopya'nın başını tutmuş, Mavi Nil Nehri'nin başını tutmuş olan Etiyopya'ya karşı geliştirdiği tepkinin benzerleri esasında Irak ve Suriye coğrafyasında Türkiye'ye karşı, Irak coğrafyasında İran'a karşı, Ürdün coğrafyasında İsrail'e karşı da duyuluyor.
Mısır liderinin açıklamasıyla bundan yaklaşık 2 yıl önce Arap dünyasının en büyük sorununun içinde bulunulan bölgede bütün su kaynaklarının Arap olmayan ulusların elinde olmasından kaynaklandığı düşüncesinin güçlendiği bir dönem yaşıyoruz. Yani Arap ülkeleri bütünüyle bulundukları coğrafyada neden su kaynaklarının hepsinin Etiyopya, İran, İsrail ve Türkiye'nin elinde olduğunu sorgulayan yeni bir tür Arap milliyetçiliğine doğru yöneliyorlar. Bu zaman içinde ve yeniden yapılanan bir Arap dünyası ve yeni milliyetçilik akımıyla birlikte Türkiye açısından Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının sorgulanması anlamına gelecektir. Nitekim geçen yıl Anadolu coğrafyasının da yaşamakta olduğu aşırı kuraklık nedeniyle esasında hiçbir şey yapmamamıza rağmen, hiçbir ek tedbir almamamıza rağmen Fırat ve Dicle havzalarında çok ciddi su düşüşleri yaşandı. Bizden beklenilen barajlarımızın kapaklarını biraz açmamız ve biriktirmiş olduğumuz, kötü günler için biriktirmiş olduğumuz sularımızı komşularımızla paylaşmamızdı ama yaşanılan kuraklık ortamı zaten böyle bir iyi niyet jestine imkan vermiyordu. Ama sonuç itibariyle Arap dünyasının yeniden şekillendiği bu dönemde ciddi bir biçimde karşımıza çıkacak olan sorun su kaynakları hedefli bir Arap milliyetçiliğidir. Bu nedenle Beşar Esed etrafında bir manevrayla karşılaştık. Bu nedenle Irak yönetiminin Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkisi, İran'ı dengeleme çabaları bir anda patlak verdi. Bugün Beşar Esed 2011 yılında kendi halkına karşı silah çekmesi ve özellikle büyük katliamlar gerçekleştirmesinden sonra yaşadığı yalnızlıktan kurtulmak üzere. Ne oldu da Beşar Esed bu duruma geldi? Yani 2015 yılında Rus silahlı kuvvetlerinin özellikle hava gücüyle Halep başta olmak üzere Suriye şehirlerini bombalarla yok etmesi sonucu iktidara tutunabilmiş olan bir Arap diktatörü nasıl oldu da bugün Arap dünyasının en çok aranan ve kucaklanan adamlarından biri haline geliyor? Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü uzun bir aradan sonra Şam'a ayak basıp deprem nedeniyle üzüntülerini belirten bir Mısır Dışişleri Bakanıydı ama aynı gün yani 27 Şubat günü Şam'da bir başka uçak Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, Libya ve Filistin'den gelen kalabalık bir Arap parlamento heyetini misafir ediyordu ve bu heyetlerin yaptıkları görüşmelerde 2011 yılında Arap Birliği'nden atılmış olan Suriye'nin yeniden bu birliğe davet edilmesi ve yaşamış olduğu deprem ve öncesinde yaşamış olduğu savaş yıkımının da bir şekilde Araplar tarafından düzenlenmesiydi. Bakın, yıkılmış bir Arap devletine, Arap milletinin başka devletlerinin sahip çıkması kadar doğal bir şey olmayabilir. Hatta bu vesileyle Suriye'de artık yerleşik hale gelmiş, güçlenmiş ve kontrol edici kimlik kazanmış İran etkisini de törpüleme çabaları yaşanabilir. Ama sonuç itibariyle yükselen Arap milliyetçiliği belki de 20. yüzyıldaki Arap milliyetçiliği, Baas rejimi milliyetçiliği veya Cemal Abdülnasır milliyetçiliğinden çok farklı bir kimlikle şekillendiriliyordur. Mesela İsrail'i içselleştirmiş ama Türkiye ile İran'a karşı
tavrı olan bir milliyetçilikle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Günlerdir İsrail'de aşırı sağcı, ırkçı kimlikli politikacılarla kurulmuş hükümetin emirleri doğrultusunda Filistin'de işgal topraklarında sürekli insan öldüren harekatlar yapılırken Arap dünyasının taşımakta olduğu sessizlik manidardır. Ve bu açıdan baktığınız zaman Fırat ve Dicle havzalarına hakim Türkiye'ye karşı Suriye ve Irak üzerinden ne tür bir planlama yapıldığı da ayrı bir soru işaretidir. Bugün gördüğümüz kadarıyla Arap dünyasının büyük ülkelerinde Suudi Arabistan başta olmak üzere ve Mısır, Cezayir, Ürdün başta olmak üzere bütün hepsinde Suriye rejimini yeniden kucaklama ve bir diktatörlüğü yeniden baş tacı etme yönünde adımlar atıldığı yönündedir. O yüzden gördüğüm kadarıyla yeni Arap milliyetçiliği Türkiye için bir alarm zilidir. Bunu böyle görmek lazım. Konu bugün İran'a ama yarın Türkiye'ye dönebilecek bir kimlik taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin bölgedeki bu gelişmeye çok ama çok dikkat etmesi gerektiği inancındayım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.